Dünkü yayınımızda o önemli adımı, önemli gelişmeyi duyurmuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatta değişikliğe gitti. Bundan böyle Orta Asya terimi yerine Türkistan kavramı kullanılacak eğitimde, kitaplarda, ilk öğretim, orta öğretim ve liselerde. Şimdi bu önemli gelişmeyi konuşacağız. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi kıdemli uzmanı Canat Momunkulov bizi bekliyor Astana'da. Muhabir arkadaşımız Nurgali Cüsükbay'ın yanında. Bu önemli karar ne anlama geliyor? İşte onu değerlendirecekler. Efendim, Türkistan iki dünya eşiğidir. Türkistan Ertürk'ün beşiğidir. Bu şiir, bu satırlar Türk dünyasının ve Büyük Türkistan'ın ünlü şairi Mazan Cumabay'a ait. Ve biz de bugünkü yayınımızda şairimizin işte bu sözleriyle başladık yayınımıza. Zira Türkiye'de bilindiği üzere dün Türkiye Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı bundan sonraki eğitim programında Orta Asya terimi yerine Türkistan kavramının kullanılacağına dair açıklamada bulundu. Ve biz de Türkistan'daki yansımaları öğrenmek üzere ve bundan sonraki sürece bir değerlendirme yapmak üzere yayınımızda özel bir konuğu ağırlıyoruz. Konuğumuz Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Araştırmaları Akademisi kıdemli uzmanlığı Doktor Canat Momunkulov ve biz de vakit kaybetmeden hemen mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Bu önemli gelişmeyi Kazakistan'daki politologlar nasıl değerlendirdi? Yansımalar nasıl oldu ve bundan sonraki süreçte neler bekleniyor? İşte bu konuda bizim seyircilerimize neler aktarabilirsiniz efendim? Tabii Türkiye'nin ders müfredatına Orta Asya terimi yerine Türkistan kelimesinin kullanmaya başlaması çok önemli bir gelişmedir. Çünkü gerçekten de bizim coğrafya tarih açısından da kültür açısından da bir Türk coğrafyasıdır. Öyle ola gelmiştir, öyle devam edecektir. Türkiye'nin bu terimi bize karşı kullanılması çok adil, haklı ve yerinde bir gelişme olacaktır. Çünkü Türk dilinde bunun yavaş yavaş kullanıma sokulması, ondan sonra İngilizceye, belli bir dönemden sonra Rus ve Kazak dili ve Türk dillerine girmesi çok önemlidir. Çünkü gerçekten de biz kendimizi Türkistan olarak hissediyoruz ve hissetmeliyiz de. Türk dünyasının gelişme projesi, entegrasyonu da bu yönde gelişmektedir. Şu anki zor jeopolitik durumda Türkiye'nin Orta Asya için önemi artmaktadır. Özellikle Özbekistan bunu 90'lı yıllardan beri Türkistan bizim ortak evimiz ideolojisini kullanmaya çalıştı. O an için Kazakistan için biraz erkendi ama şimdi Kazakistan Türk Cumhuriyetleri olarak buna hazır gibiyiz. Yavaş bir şekilde bunu ortak Türk tarihi, ortak coğrafya kitaplarına bunu sokmalıyız, kullanmalıyız. Çünkü bu bizim milli ideolojimiz ve Türk dünyası ideolojisi açısından da çok önemli bir enstrüman olabilir. Tabii Kazakistan hem Rusya hem Çin ile sınırlı olduğu için bizde biraz yavaş olabilir ama Özbekistan için şunu emin bir şekilde söyleyebilirim ki onlar bunu büyük bir hazırlıkla kabul edeceklerdir. Onun için diyorum ki bilim adamları, akademisyenler, politologlar, sosyal bilimler uzmanlara bunu tartışmalı, bunu kullanmaya başlamalı. Tabii Türkistan deyince bizim Orta Asya'nın, bizim bölgenin geleceği ne olacak? Türkiye ile nasıl bir projelere imza atacağız? Gümrük olarak, Hazar Denizi aracılığıyla, Azerbaycan, Kafkasya'daki gelişmeleri de hesaba katarsak önemli bir lojistik alanlarında bu coğrafya arası bağlantıların geliştirmesi açısından çok önemli bir imkanlar vardır. Bunu şimdi kullanmaya çalışmaktayız. Güvenlik alanı, askeri, dediğim gibi finans alanlara, gümrük, bütün alanlarda, dijital alanlarda birliğimizi pekiştirmekteyiz. Devlet kurumlarının başkanları her konuda birbiriyle görüşmeye şu anda hazır. Eskisi gibi bu konulara yani hafif bir şekilde bakmıyor artık. Önemli bir şey olduğunu anlıyor. Tabii bu uluslararası ilişkiler, uluslararası alandaki değişmeler de bizi bu tür politikalara itiyor. Türkiye'nin bu politikasını bence desteklemeliyiz.
yavaş bir şekilde Kazak dilinde, Özbek dilinde de Orta Asya'nın yerine Türkistan terimini kullanmalıyız. Çünkü hem Orta Doğu hem Orta Asya terimleri ve diğer coğrafik terimler, bunlar emperyalistlerin eski zamandan kalma, bize karşı kullanılan küçültme terimleridir. Biz bundan yavaş bir şekilde kurtulmalıyız. Uluslararası alanda kendi coğrafyamızı kendimiz adlandırarak o şekilde sunmalıyız. Türkiye bunun güzel örneğini gösterdi. Türkiye yerinde Türkiye kelimesini şimdi bütün dünya olarak kullanıyor. Aynı şekilde İngiliz dilinde de eğer Orta Asya yerine Türkistan terimini kullanabilecek olursak, o anda biz hem komşu, doğudaki komşu ülkelere de etki etme imkanına sahip olacağız ve o ülkelerle birlikte hem ekonomik hem diğer projeleri de daha kolay bir şekilde yürütebileceğiz olacağız. Onun için ben diyorum ki bu çok önemli bir projedir. Biz desteklemeliyiz ve destekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Efendim, politolog Doktor Canat Mumunkulov canlı yayında bu önemli tendansiyonu ve gelişmeyi değerlendirdi ve biz de Başkent Aslan'dan yayınımızı tamamlarken o Türk dünyasının Büyük Türkistan'ın ünlü şairi Macan Cumabay'ın şiiriyle yayınımıza tamamlamak istiyoruz efendim. Türkistan iki dünya eşiğidir. Türkistan her Türk'ün beşiğidir. Görkemli Türkistan'da doğmak Tanrı'nın Türkiye verdiği bir nasibidir diyelim ve bugünkü yayınımızı sonlandırarak size söz sırasını bırakalım efendim. Çok teşekkürler Nurgali Cüsüp Bay ve kıymetli konuğuna sevgili seyirciler.